Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Bugün Ankara'dayız, ODTÜ Teknopark'tayız. Çok ilginç bir savunma şirketini size anlatacağım bugün. Beraber dolaşacağız, kabiliyetlerini göreceğiz ama bu şirketin adı kamuoyuna geçtiğimiz günlerde Havelsan'ın %49 ortaklığı ile anlattık size, haberlerini yaptık. Şimdi Asiskart'a doğru ilerliyoruz. Asiskart'ın detayları, hangi projelerde çalışıyor, neler yapıyor, ne tür özellikleri birlikte görüyoruz. Merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Barış Bey, bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkürler ama önce bir izleyicilerimiz sizi tanısın. Elbistan'dan Ankara'ya 1 yaşında göçmüşüz ve eğitim hayatımın hepsini Ankara'da tamamladım. ODTÜ Elektrik Elektronik mezunuyum. 1997 mezuniyet sonrası her mühendisin yaptığı gibi aslında bir Aselsan Akademisi'nde uzun bir süre çalıştıktan sonra 21 sene sonra özel sektörde neler yapacağımızı, özel sektörlerde ülkeye neler katabileceğimizi düşünerek bir arkadaşımla beraber özel sektör hayatına başladık. 2019 senesinden itibaren de Asiskart'ta çalışmaktayım. Önceliğim direktörlük, sonra genel müdür yardımcılığı, şu anda da bu şirketin genel müdürüyüm. Şimdi izleyicilerimiz için burası çok genç bir şirket ama küçücük başlayıp çok önemli işler yapan, Türk savunma sanayi için aldığı ihale veya ortaklık yapısıyla da bence önümüzdeki dönem için çok önemli örnekler koymuş bir şirket. Şöyle bir şirketi sizle dolaşalım mı? Neler var? Hem de bu arada bir sohbet edelim. Peki benim en merak ettiğim konuların başında Asiskart nasıl kuruluyor? Hangi yılda kuruluyor? Genç dedik ama bir tarihini söylesin de insanlarımız azıcık duysunlar sizden. Aslında 2018 senesinde şirket bir trademark olarak Asis Bilişim Elektronik'in altında kuruldu. Yani aslında bir tüzel bir kişilik değil, bir marka olarak lanse edildi. 2019'da da ilk defa İDEF'te. 4 yıl önce yani aslında öyle çok gerilere gitmiyoruz. Evet, çok aslında çok genç bir şirket. Yani kurulması ve ismiyle genç ama içeride ortalamamız savunma sektöründe çalışmış 10 sene. Yani çalışanlarımız şu an 100 kişiye yakın bir çalışan 100 kişimiz var. 100 kişiye kadar çalışan arkadaşımızın averajı ortalaması savunma sektöründe 10 sene. Yani aslında çalışanlar belli ölçüde yaşlı ama şirketimizin ismi genç. 2019'da lanse olduk. 2019 lansmanından sonra yaklaşık bir sene önce diyelim 6 Temmuz'da şirket kendi tüzel kişiliğine kavuştu. 6 Temmuz 2022 senesinde. Yani artık aslında Asis Bilişim'in altında bir trademark değiliz. Kendi adımızda bir şirketiz. Ve buna bu şirketimize olan bir Havelsan'ın ilgisi vardı. Bir ortaklık yapısı da aslında bugün tarihi itibariyle ticari tescilde yayınlandı. Artık bir yapı değişti. Artık Havelsan'ın bir iştiraki olarak yeni serüvenlere doğru gideceğimizi düşünüyorum. Ben tabii merak ediyorum. %49 diye izleyicilerimize girişte söyledik ama ortaklık yapınız nasıl? Hangi şirket ortak? Biraz da onları böyle anlatalım. Çünkü yeni ortaklık yapıları insanlar merak ediyor, soruyor. Havelsan var, başka kimler var? Şimdi aslında ortaklık yapısı çok sadeleşti. Daha önceki ortaklık yapımızda çoklu bir ortaklık yapısı vardı. Şu anki ortaklık yapısında %41'e, %49'a, %51'lik bir iki şirketin ortaklığı var. Yani bir Havelsan %49 tarafında, %51'de Asis Bilişim Yönetim Sistemleri dediğimiz, Asiskart Bilişim Yönetim Sistemleri dediğimiz bir şirket ortaklığı var. Bu şirketin içinde de zaten 3 tane paydaş var. Bu Asiskart Bilişim Yönetim Sistemleri ve Havelsan'ın ortaklığında da Asiskart görünüyor. %49 Asiskart ta %49 Havelsan ortak, %51'de Bilişim Yönetim Sistemleri ortak. Havelsan'la ilgili tabii yurt dışına çıkarken önemli bir ortaklık ama yurt içinde yansımaları nasıl oldu Havelsan'ın size? Şimdi aslında Havelsan ortaklığının iki tane aslında çok büyük bir faydası var. Birincisi aslında yurt dışı bakış açısını ufacık bir daha özetleyeyim. Güvenilir, sürdürülebilir
bir şirket imajını vermemizi daha çok rahatlatıyorlar. Ve coğrafya sayısını arttırdılar. Yani aslında benim ulaşabileceğim coğrafyanın dışında da Havaysa'nın ulaşabileceği muazzam sayıda coğrafya var. Bu pazarın artması demek. Katalog ürünlerinin artması demek. Konuşabileceğimiz, satabileceğimiz ve business modelde geliştirebileceğimiz işlerin artması demek. Yurt içinde de aslında ortaklık yapısının değişmesi ve bize Havaysa'nın iyi bir şirket olarak görüp değerlendirip kendi bünyesine katmasıyla da diğer firmaların da ilgisini çekmeye başladık. Büyük şirketlerin. Ve büyük şirketler bizi merak ettiler. Ne yaptığımızı daha detaylı öğrenmek istediler. Ve her öğrenen şirket de ufacık da olsa kapıdan içeri girecek iş vermeye başladı. Aslında hani son zamanlarda Havaysa iştiraki olduğumuzdan sonra imzaladığımız yurt içindeki sözleşme sayımız arttı diyebilirim. Bu kadar kısa sürede olumlu olmuş. Umarım hem yurt dışı hem yurt içi bu süreç giderek hızlanır. Şimdi tabii genç arkadaşlarımızı görüyoruz. Sizler 10 yıl civarında bir tecrübe, genç diyoruz ama yaşlar yavaş yavaş bana doğru geliyor, bizlere doğru geliyor. Buradaki Tekno kenti içerisindesiniz, ODTÜ'de. Herhalde bu tasarım ofisleriniz mi? Biraz arkadaşlar ne yapıyor anlatır mısınız? Yani aslında yaygın bir şekildeyiz. ODTÜ Teknokent'te hem üst katta hem alt katta mühendislik faaliyetlerini yürüttüğümüz ekiplerimiz bulunmakta. İzmir'de Pınarbaşı'nda bir 800 metrekarelik bir ofisimiz bulunmakta. Bir de üretim alanında uzmanlaşarak gittikçe sayımızın artmasından dolayı şu an Ostim'de 1200 metrekarelik de bir üretim alanımız bulunmakta. Evet, tasarımcı arkadaşlarımızın %80'i burada. Üretimle uğraşan teknisyen arkadaşlarımız, üretim mühendislerimiz bazıları İzmir'de, bazıları Ostim'de çalışmakta. 100 personel ne kadar mühendis? Aslında beyaz yaka ve mavi yaka diye ayırdığımızda mavi yaka bu şirkette 15-16 idi. Şey söyleyeyim, yani mühendis sayısı 60 seviyesinde. Yavaş yavaş seri üretime doğru gittiğimizde mavi yakalar artacak ama yaklaşık bu 2018'den başlayan, 2019'da lansmanı olmuş bu şirkette mühendislik ağırlıklıyız. 60-70 arası farklı branşlardan mühendislerimiz var. Ayrıca da şey, hani bunu da anlatmak isterim. Hani biz hani SSB Kalfa programı dedi. Biz de buna ahilik diyorduk aslında. Ahilik programı diye. Bizim kültürümüz içerisinde yer alan, aslında usta, çırak ve böyle bir yapı oluşturan, bir ekosistem oluşturan çok önemli bir konu. Ahilik dedik biz buna. Bu pandemi döneminde biz bunu yaşadık aslında. Hani okula gidemeyen arkadaşlar, süreçte etkilenen tüm arkadaşları aday çalışan olarak, yani kendi aramıza dahil ettik. Yaklaşık çok iyi üniversitelerden ve bize birebir ürünlerde katkı yapan 20-25'e yakında üniversitelerden arkadaşlarım burada çalışmaya devam ediyorlar. Yani aslında 100 kişinin yanında bir de 25 kişilik ikinci sınıfta, üçüncü sınıfta, dördüncü sınıftaki mühendis arkadaşlar da burada. Onlara ne şans ki 10 yıllık arkadaşlarımız, değerli mühendislerimizle birlikte çok ciddi bir tecrübeyi birebir bir şeyler yaparak, tasarlayarak, üretiyerek alıyorlar. Şimdi tabii siz Asiskart deyince Songar geliyor aklımıza ama Songar'ı isterseniz galiba alt katta dronlarla ilgili Songar'ı biraz daha böyle çok ön plana çıkıyor, biraz geriye bırakalım. Asiskart'ta şu an hangi alanlarda faaliyet gösteriyorsunuz? Ne tür ürünler yapıyorsunuz? Şimdi Asiskart'ın aslında 4 ana ürün grubu var. Yani 4 ana ürün grubunda biz bunu özetliyoruz. Evet, bir Songar'ımız var. İnsansız hava sistemi. Ve o platformda faydalı birçok yükümüz var. Aşağı katta zaten o faydalı yükleri de size gösteririz. Hani Songar'ın adı çok önde. Bu şu an Songar değil, diğerlerini anlatalım biraz. Araç elektroniğinde de biz aslında çok öndeyiz. Araç derken zırhlı araçlar, özel geliştirilmiş araçlar mı bunlar? Şimdi zırhlı araçlar teknolojisinde hani Vectronic diye adı geçiyor. Vehicle Electronic diye geçiyor aslında. 2018'de daha Songar adım adım tohumları atılırken, hani burada adını da anmakta gerçekten gurur duyacağım, rahmetli kurucu genel müdürümüz Ayhan Sunar'ın. Allah rahmet eylesin, çok değerli bir insandı. Çok değerli bir insan. Hani tohumlarını attığı yapıda
Onun yanında biz aslında araç elektroniğinde birçok ürünü araçlara entegre edip araçlara sağlıyorduk o dönem. Hani 360 derece farkındalık sistemleri, sürücü bilgi sistemleri, sürücü bilgisayarları, araç kontrol bilgisayarları, araç güç dağıtım birimleri. Yani aslında araçta alt seviye donanım dediğiniz birçok ürünü 2018'den beri araçlara entegre ediyoruz. Donanım tasarlama gücümüzün bu kadar artması sebebiyle araçta aslında ekleyeceğimiz ne varsa diye bakmaya başladık. Bunun yanında da hani şirketimizin bir elektrooptik bir gücü var. Bu da kamera gücü var. Bunu da şöyle bir pazar analizi yaptık. Yani şu an yollara bakıyorsunuz kameralar var. İnsansız araçlara bakıyorsunuz kameralar var. Cep telefonlarımızda kameralar var. Yani aslında neredeyse her yere kamera koyma derdindeyiz. Yani aslında market çok büyük. Gece görmek istiyoruz, gündüz görmek istiyoruz, hava aydınlanırken görmek istiyoruz. Bu markette sınır güvenliğini için var. Araçların üstünde var. Anti-drone sistemlerinde var. Silah kulelerinde var. Yani aslında kamera o kadar içimizde ki otonom süreç için insansız sistemlerde kamera olmadan bunları kullanamazsınız, otonom yapamazsınız. O yüzden biz şirkette bir de elektrooptik line dediğimiz aslında daha kolay anlaşılacak hani arkadaşlar tarafından kamera sistemleri, gece görüş kameraları, gündüz görüş kameraları ve bunun tüm ürün line'ındaki, tüm teknoloji line'ındaki ürünleri çıkardık 2019'dan itibaren. Sağda sağ proven sistemler, yani biz buna terminolojide battle proven veya field proven deniyor. Çünkü bunu demezseniz yurt dışı pazarını satamıyorsunuz. Yani siz kendi askeriniz kullanmıyorsa, kendi askeriniz field proven yapmadıysa bunu kullanamıyorsunuz. Ama bizim en önemli test sahası Türk Silahlı Kuvvetleri ve soruyorlar herhalde size bu ürün silahlı kuvvetlerde kullanılıyor mu diye. Soruyorlar. O yüzden de aslında bizim bu elektrooptik sistemlerimizin çoğu sahada kullanılan sistemler. Dördüncü hatta aslında özelleşmiş tasarım dedik. Yani özelleşmiş tasarım nasıl? Bir Aspilsa'nın batarya management yönetimi sisteminde bir parçayı alabiliriz. Veya TEMSA'nın bir enerji management'ında ilgili bir iş alabiliriz. Yani çünkü donanım tasarlama yeteneğiniz arttıkça özelleşmiş işleri de seri üretime gitme şansı varsa yapmak istiyorsunuz. Dört alanda bu şirketin ana line'ı aslında bulunmaktadır. Benim tabii biraz daha detaylarına doğru bir şöyle biraz daha hareket edelim isterseniz. Merak ettiğim konulardan bir tanesi işte büyük savunma şirketi, Havelsan Türkiye'deki çok önemli savunma şirketlerinden bir tanesi ve bu şekilde sizin gibi 4 yıllık gibi çok genç ama tabii 100 personele ulaşmışsınız. Bu ortaklığın sinerjisi ne getirecek, neyi hedefliyorsunuz, nasıl birbirinizin boşluğunu kapatacaksınız, merak ettiğim bir soru bu. Şimdi aslında bu kelimeyi hep söylüyorum. Yani bu şirketi dışarıdan baksanız, sadece kuruluş yılında baksanız, ticari gazeteye baksanız startup dersiniz. Çünkü genellikle savunma sektöründe 5 yıllığını doldurmamış her şirket startuptır. Ama içine girip insanların CV'sine baktığınızda da bu şirkete startup deme şansınız yok. İnsanların çünkü çalışma avraç senesi biraz da önce de söyledim 10 yıldan daha fazla. Ya ben sektörde 27. senem. 29. senesi olan arkadaşımız var, 19 olan var. Yani aslında tecrübesi startup asla değil. Ve Havelsan'la birleşmeden önce de hani katalog yapısında farklı farklı ürünleri olan, yurt dışı ihracat başarısı olmuş, geçen senenin %60'ını ihracatla cirosuna katmış ve yakın zamanda da bir Afrika ülkesinde... Onu soracağım, o çok önemli bir soru. Yaptığımız bir ihracat başarısıyla adım adım ihracatta ilerleyen bir firma var. Ama şimdi dışarıdan baktığınızda, evet bir lansmanda bir marka yavaş yavaş eskart oluyor. Hani Songar'la beraber oluyor. Ürün markası yayılıyor. Veya Songar'la dışında eskart olarak da yayılıyor. Mesela buna bir örnek verebilirim. Yurt dışına gidiyoruz. Biz şirket sunumunu açıyoruz. Şirket sunumunu anlattırmıyorlar bize. Biz tanıyoruz sizi demeye başladılar. Üründen dolayı? Üründen dolayı, şirketten dolayı. Bu çok güzel bir şey. Hadi proje konuşalım demeye başladılar. Bu esnada bizim aslında Havelsan hikayesini şöyle yapmak lazım. Bunu Mehmet Akif Bey de anlattı. Aslında biz 2,5 senedir Havelsan'la ufak ufak, irili ufaklı projelerle paydaşlık yaptık.
Yani aslında hani bu bir anda hani bir dakikada olmuş bir şey değil. Bugün karar verdik, yarın ortak değil. Yani en küçük mühendis, en küçük teknisyen arkadaşımızdan idari kademesindeki tüm insanlara kadar birbirimizi gördük, birbirimizi tanıdık aslında. Yeteneklerimizi anladık ve bu esnada da boşlukları gördük. Aslında benim onların boş olduğu alanı doldurabileceğimi, onların da benim aslında boş alanlarımı dolduracağımızı gördük. Yani bir havalsan kocaman bir puzzle. Evet, kocaman bir puzzle ama hani puzzle yapan arkadaşlar bilir, bir parçası kaybolunca moraliniz bozulur. Hani o kayıp parça da belki bendim. Belki de arasına o küçücük bir puzzle bir araya geldiği zaman işte bir sinerji oluşuyor, bir iş çıkıyor, farklı zekalar, farklı teknolojiler oluşuyor, bir araya geliyor ve bir gün bakıyorsunuz çok farklı ürünler geliyor. Şimdi tabii biraz önce söyledik, benim de merak ettiğim bir konu, sizin aldığınız çok önemli bir Afrika'daki bir ihale var. Sonuçta ben dışarıdan bu işlere yapan, bu işlerin içerik üreten bir insan olarak baktığım zaman 100 kişilik bir şirket ama altında Havelsan var, STM var, Nurol var. Ne yapıyorsunuz? Afrika ülkesi diyoruz, çok, biraz isim vermiyoruz değil mi? Vermiyoruz ama ben hani cümlenizi altında demeyeyim, aslında paydaş diyeyim. Çünkü bu paydaş derken ana sorumlu sizsiniz ama bu çok önemli bir model olduğuna inanıyorum ben. Mütevaziliği koruma derdindeyiz. Çünkü bence bu yapıyı kurarken bence zorluk bu. Türk savunma sanayinde bu zorluğu aşmış olmak bir örnek. Birincisi hani G2G, hani hükümet anlaşmalar yapılıyor bu ölçekte. Ama B2G yani bir şirketin gidip bir devletle anlaşma yapabilmesi çok nadirdir. Hani bu ölçekte çok nadirdir. Bu şirket aslında iskart olarak Nijerya'daki, aslında şirketi ülkeyi de söylemiş olayım size. Nijerya'daki daha önceki satışlarından dolayı Nijerya'da bir güven, bilinirlik yapabilir. Teknoloji olarak iyi bir şirket olarak tanınmaya başlandı. Ondan sonra da bize bazı farklı isterlerini anlatmaya başladılar. Ne istedi Nijeryalılar? Nijerya aslında Bandit ve Boko Haram diye iki tane farklı terör grubuyla, aslında birisi terör grubusu diyemem, birisi çete, yani Texas çeteleri gibi, diğerisi de gerçekten bir terör grubuyla savaşıyor. Yolları kesiyorlar, kaçırmalar yapıyorlar, bu kaçırma sonunda fidye istiyorlar. Yol güvenlikleriyle ilgili ve sınır güvenliklerinde muazzam sıkıntıları var. Biz Songar satışlarıyla oraya girdikçe biz bu problemi Savunma Bakanlığı'ndaki kişilerle konuşmaya başladık. Ve bunu konuşurken de sadece bizim ürünlerimiz bu problemi çözmeye yetmiyordu. Yani biz kamera sistemleri koyabiliriz, Songar koyabiliriz, komuta kontroldeki bazı yazılımları koyabiliriz ama başka çözümlerde de desteklenmesi gerekiyordu. Çünkü bir güvenlik şeyi görmeniz lazım, karar vermeniz lazım, sonra tedbir almanız lazım. Yani bu tedbirin kısımlarına baktığınızda görürken Songar'la da görebilirsiniz ama bulut altında da bir Vitol'le de surveillance yapmanız lazım. Geçtik, komuta kontrolünüzün çok yapay zeka donanımlı olması lazım. Devam ediyoruz, müdahale etmeniz lazım. Ya havadan müdahale edeceksiniz ya da yerden zırhlı araçlarla müdahale edeceksiniz. Yani aslında system of system dediğimiz bir çözüm gerekiyordu. Anahtar teslim bir şey önerdiniz Nijerya'ya. Ve bu esnada biz şuna döndük. Hani bir strateji, bir pazar stratejisinde ülkede bize inanan şirketlerin masasına gittik. Dedik ki ya biz burada ilerliyoruz. Bize bir destek olur musunuz? Çünkü ürün çıktığında siz kocamansınız, büyüksünüz ama hani biz yol aldık. Belki siz bu yolun biraz daha gerisindesiniz dedik. Onlar da bize bunu okeylediler. Ben hani bu çok zordur. Hani büyük şirket mütevaziliği çok zordur. Büyük şirketlerde mütevazi yönetici olmak çok zordur ama bu üç şirkette hani Türkiye'nin satması uğruna, hani ürünlerinin envantere girmesi uğruna okey dediler. Yani STM buna evet dedi, hiç sıkıntı yok, buyurun bizim ürünlerimizi de koyabilirsiniz bu sistem çözümüne. Havelsan'da zaten 2,5 senelik bir hikayemizde çok iyi tanıyorsunuz zaten, artık ortak da oldunuz. Oturmuştu, o yüzden onlar da okey dediler. Komuta kontrol yazılımlarını onlar verecekler. Baha sistemlerinin ihracatını gerçekleştirmiş olacağız aslında. Sonra da bir araç üreticisine ihtiyacımız vardı. Çünkü zırhlı araç. Nurol da buna dedi. Hatta Nurol da burada şey yaptı. Nijerya temsilcisini iptal etti. Bizi Nijerya temsilcisi yaptı. Bir de temsilci oldunuz arada. Temsilci olduk yani. Ama bunun pazar şeyi şu. Stratejimiz hep şeydi. Katma değer sağladığımız, Türkiye'de de katma değer sağladığımız firmaları la beraber
kolay çalışabiliyorduk ve onları aslında şey yaptık. Bu aşamada da baktığınızda savunma sektöründe çok nadir görünebilen, belki de kişi başı cirosu, hani kıyasladığımda bunu tabii ki bakmak lazım, hani hesaplamak lazım, ama benim izlediğim kadarıyla hani belki Türkiye'de ilk sıralarda, çok iddialı konuşursam kişi başı oranında belki de birinci bu yapıda. Çünkü 100 kişilik bir şirketin 36,5 milyon dolarlık bir işi imzalaması bu ortalamada birinci olmasını gerektirir diye düşünüyorum. Ama altta da bizi destekleyen ve Nijerya'ya bu güveni sağlayan baktığınızda 3 tane büyük şirketimiz de var. Şimdi tabii savunma sanayi öyle bir şey ki, sizlerin de söylediğiniz gibi, tek bir şeyle her şeyi çözemiyorsunuz. Paydaşlarınızla birlikte omuz omuza verirseniz güçleniyorsunuz, kuvvetleniyorsunuz. Benim tahminim Afrika bölgesi özellikle Türkiye için her alanda, sadece savunma sanayi değil, çok ciddi bir pazar. Bir de tabii Türkiye teknoloji paylaşımında onların problemlerini çözmekte biraz daha batılıların burnu yukarıdayken biz daha çalışıyoruz, daha yakın durmaya çalışıyoruz. Herhalde gerisi gelir diye düşünüyorum. Nereleri hedefliyorsunuz yakın zaman içerisinde? Şimdi aslında Afrika'da sadece yaklaşık 2 senedir hani bir iş geliştirme stratejimizde, hani biz neredeyse ayda bir Afrika gezimiz oluyor. Yani şey olarak, ve bu mantıkta da Afrika'da yaklaşık 10'a yakın ülkede hani faaliyetlerimiz açıkçası devam ediyor. Yani ben şöyle anlatıyorum. Hani bir iş geliştirme aslında göle maya çalmak gibi bir şey. Bazen hepsi tutuyor, bazen hiçbiri tutmuyor, ama eğer ısrar ederseniz, hani göle maya, aynı göle maya çalmaya devam isterseniz, günün birinde o gölde bir tane ürününüz oluyor. Sizin bayağı bir tutmaya başlamış. Biraz öyle. beklentilerimiz başka ülkelerde var açıkçası. Şu an hani yoğun görüşmeler yaptığımız. Tabii ki Afrika'daki bazen dinamikler değişince o görüşmeleriniz tekrar başa sarabiliyor açıkçası. Ama baktığınızda biz Afrika'da 10 ülkede muazzam beklenti üstündeyiz. Birleşik Arap Emirlikleri'nde bir aslında bu Arap Yarımadası'nda da satışımız var. Hani bu Songar dışında aslında satışlarımız var. Ondan sonra Türkiye Cumhuriyetler'de pazar payında yer almak üzereyiz. Asya Pasifik'te de satışımız var. Yani aslında bunlar baktığınızda hep şey, ülkenin savunma sanayinin yukarı çıkması için dışarı açılmazsanız, cironuzu %50'nin üstünde yurt dışından sağlayamazsanız Ar-Ge'miz bir nokta sonra duracak. Yani bizim Ar-Ge yapımızı kendimizden değil dışarıdan destekletmemiz, sattığımız ürünlerle finanse etmemiz gerekiyor. Geçen senenin rakamı %63 seviyesinde bizim ihracatımız var. 2022'nin. Bunun yanında tabii ki Türkiye'de 15'e yakın farklı büyük firmayla da çalışıyoruz. Hani Türkiye'yi de boş vermiş değiliz. Çünkü Türkiye'de bir şeyi prove etmeden dışarıda satamıyorsunuz. Ama hani bu Nijerya projesiyle tahminimiz %85, %90'lar seviyesine bir yapımız gelecek. Ama bunu yaptıktan sonra ben potansiyel hani boru hattı koruma, sınır güvenlik, yol güvenlik, yani Afrika'da bu şirketin muazzam bir yer tutacağını, belki Afrika'da bu yapıları kendi adıyla genişletebileceğinin yolunu görüyorum. Tabii ki savunma teknolojileri dünyada farklı alanlarda, farklı yerlerde yer bulabiliyor. Örneğin bu tür boru hatları gibi, ki işte yaşadığımız Ukrayna Savaşı'nda yapılan sabotajlar veya Türkiye üzerinden geçen boru hatlarının güvenliğinin sağlanması, bunlar çok çok ciddi teknolojiler. Ama isterseniz böyle bir genel bir konuştuk. Bir Songar'ı görelim, bir alt kata inelim. Çünkü sizin adeta böyle geçmişe, yakın bir zamana kadar şirketin önüne doğru çıkan bir Songar vardı. Nasıl ateş ediyormuş, ne yapıyormuş? Bir aşağıda o geliştirme faaliyetlerini bir inceleyelim sizlerle. Tabii ki. Lütfen geçelim aşağıya. Tamam. Hangi yerlerde kaç personeliniz çalışıyor? Biraz bize anlatır mısınız? İzmir'de Pınarbaşı'nda 20'ye yakın personelim var. Gersan sanayide 1200 metrekarelik bir üretim tesisimde, orada da 20'ye yakın arkadaşım çalışmakta. ODTÜ Teknokent'in bulunduğumuz binasında 4. kat ve bu zemin katta yaklaşık 60'a yakın mühendis, çoğunlukla mühendis ama teknisyen arkadaşım da burada bulunmakta aslında. Şimdi tabii şöyle geldik sizin Songar'ların üzerine. Yani biz tabii, ben ilk defa
canlısını diyeyim bir şekilde burada görme şansına sahibim. Oldukça büyükmüş bunlar. Biraz bize teknik özelliklerini Songar'ın, çünkü bir sürü şey takıyorsunuz üzerine. Sadece o atış yapıyor ama farklı farklı mühimmatları var. Belki ileride farklı farklı görevlerde göreceğiz gibime geliyor. Songar'ı nasıl tasarladınız? Nasıl çıktı? Biraz Songar'ın hikayesini, şöyle asist gardının önüne çıkıyor herhalde. Son günlerde biraz indireceğiz onu aşağı. Şimdi aslında bu şirketin delikanlısı diyoruz biz Songar'a. Yani çünkü hem uçuyor hem uçarken faydalı bir payloadla atış yapabiliyor. Yani aslında şirkette gerçekten dediğiniz gibi muazzam bir cazibesi var. Hem müşteri konusundan cazibesi var. Ben geçen sene bu Kırıkkale'de MK'nin tesislerinde kaç, her hafta neredeyse atış demosu yapıyorduk. Hep yurt dışından bunun nasıl bir atışta olduğunu görmeye gelen heyetlerim vardı. Yılda kaç kişi geliyor? Yani 52 haftamız varsa her hafta aslında bir kişiyi ağırladık diyebilirim. Bazen aynı anda, aynı haftada 3 heyeti dahi ağırladık. Ama bu bize şeyi sağladı Songar. Hani pazarlama stratejisinde ürünün bazen öne çıkması, yerli milli tabii ki oranımız %85 ama ürün öne çıkması ülkenin dışına doğru ilerlemek anlamına geliyor. Ve bizim ürünümüz aslında bizim şirketimizi tuttu, uçurdu, bir noktaya getirdi. Biz de bu esnada 2018'de hani Songar'a özel bir silahtan, hani Songar'a özel bir payload'tan stratejimizi, envanterde ne varsa, hani bu silah olabilir 5.56'lık, bu örnek MK'nin silahı, Sarsılmaz'ın silahı, Kale'nin silahı olabilir. Onları entegre etme yoluna girdik ki bunları entegre ettik. Sonra envanterin dışında bizim 5.56 dediğimiz NATO standartındaki merminin dışında dünyada bir de 5.45'lik silahlar var. Rus sistemleri değil mi bunlar? Rus sistemleri. Onları da nasıl entegre edebiliriz diye açığız. Çünkü bizim bu tasarım bize ait. Çünkü şöyle bir şey var. Bazen sadece entegratör oluyorsunuz ve sizden istedikleri şeyi yapamayız diyorsunuz. Çünkü alttaki insanlara bağlısınız. Ama biz tasarımı biz yaptığımız için faydalı yükleri taşıyan mekanik tasarımları, yazılım tasarımı, donanım tasarımı biz yaptığımız için biz aslında 5.45'i de 2 ayda entegre edebiliriz diyoruz. O mühendislik altyapısı peki nasıl çalışıyor burada? Aslında makine mühendislerimiz var, yazılım mühendislerimiz var, elektronik mühendislerimiz var. Bir de bu konuda çalışan sistem tasarımları yapan mühendislerimiz var. Biz silah sonrasında da etrafa baktık. Songar ne taşıyabilir? Çünkü bir platformumuz olsun, ne kadar faydalı yük eklersek o kadar kullanıcının cazibesini arttırırız diye düşündük. 5.56'dan sonra biz 40 milimetrelik bomba atar entegrasyonu yaptık. İkili, dörtlü, hatta şu an altılı tamburalı yapıyla atışlarımız devam etmekte. Roket attık. TÜBİTAK SAGE ile beraber açıkçası TOGAN mühimmatını attık. Şu an MK ile beraber MK'nin elindeki havanları atmak için çalışıyoruz. Muhtemelen biz İDEF öncesi bu atışları da gerçekleştireceğiz diye düşünüyoruz. Çünkü MK de bu konuda iştahlı. Sebebi de şu: iki başarının birleşmesi aslında. Havelsan'da da olgu buydu. Yurt dışı başarısı var. MK'nin silahıyla sattığımız, Sarsılmaz'ın silahıyla sattığımız yurt dışı başarılarımız var. MK kendi ürünlerini bunda pazarlama şansında. Çünkü o başarıyla hem MK'ye biz ortaklık, hem onlar bize ortaklık ediyor. Yanına SIS havanı ekledik, toplumsal olaylara müdahale için. Bu talepler hep yurt dışından geliyor değil mi? Çoğu yurt dışından geliyor. Yurt dışı polisten geliyor, yurt dışı açıkçası askerlerden geliyor. TOGAN, 40 milimetre bomba atar, havan, SIS, 5.56'lık silah. Aslında bunun yanında sadece hep silah diye düşünürken sadece silah yetmiyor dedik. Kamera çeşitliliği yaptık. Yani sabit bir kameradan gimballi bir kameraya. Gimballi kameranın içinde lazer rangefinder'ı olan, gece görüş kabiliyeti olan, gündüz kabiliyeti olan bir yapıya. Ama sonra dedik ki bu dronları GPS karıştırma yapabiliyorlar, jam edebiliyorlar. O zaman dedik bunu anti-drone yapısında jam edildiği bir koşulda nasıl uçabilir? Evet, elektronik harp korumalı opsiyonu da ekledik. Yani aslında bir platform var ama bir platformun, arkadaşlarıma sorsanız, buradaki sistem mühendisi arkadaşlarımıza, konfigürasyon sayısını belki 15-16 farklı konfigürasyonu var. Ama bu da bize avantaj sağlıyor. Bunu alan bir ülke farklı farklı konfigürasyonlarda bunu kullanma şansını yapıyor.
Bu platformla biz yaklaşık 3-4 senedir açıkçası dünyanın çok farklı coğrafyalarında. Bu çok önemli. Çünkü drone'un uçuş dinamikleri çevresel koşullardan çok etkileniyor. Deniz seviyesinde farklı, nemli ortamda farklı. Çölü var, iklim farkları var. Bunların hepsi çok farklı. Uçuş süreleri değişiyor, drone'un stabilitesi değişiyor. Biz aslında hani bunu da hani büyük bir hani söz olarak söyleyeyim. Birçok coğrafyada çalıştığımız için drone'un pilinden tutun kamerasına kadar isterlerin nasıl değişeceğinin tecrübesini sahada edindik. Ve edindiğimiz her tecrübeyi de drone'umuza yansıttık. Yani şu an açıkçası hani sahada bu kadar tecrübeli tabii ki firmalarımız vardır ama ben iddia ediyorum benim firmam hani önde gider, başı alır ve yurt dışında da bu tecrübeyi yaşadık, yurt içinde de yaşadık ve bunun da hepsini ürüne yansıttık. İşte görüyorsunuz en son Ukrayna Savaşı'nda drone'ların oynadıkları roller ve acil bir ihtiyaca çok hızlı verilen cevaplar, bir ihtiyaç geliyor ve siz onu sahaya sürdüğünüz zaman oyun değiştiriliyor. Artık bundan sonraki adım canlı bir atış testi olsun diyelim. Şu an biraz hava şartları pek müsait değil onunla ilgili. Bir atış sahasında görüşmek diyelim size. Buradan ben sözünü alayım sizden. Biz tabii ki açığız. Aslında hava bugün düzgün olsaydı hep beraber atış sahasına gidecektik. Arkadaşlarım buna çok açık aslında. Hani ben genellikle ofiste olduğum için bunu ayarlayan arkadaşlar bunu seve seve yapar. Bir sonrakinde tekrar görüşmek isteriz. Genel müdürden sözünü aldık. Burada kayıtlara girsin diyoruz. Bir sonraki videomuzdaki tabii ki hava şartları, izinler bunlar kolay şeyler değil. Alınacak ve Songar'ı sahada neler yapıyor birlikte göreceğiz. Ama bugün aslında Asiskard'ın biraz hikayesini anlattık. Türkiye'deki savunma sektörüne ve tabii ki dünyaya ihracatıyla ilgili nasıl çalışmalar yapılıyor, neler hedefleniyor, nasıl bir model oldu, ortaklık yapısı, bu tür örnekleri ortaya koyuyoruz. Çünkü bu örneklerin benim tahminim ilerleyen zaman içerisinde çok fazla örnekleri ülkemizde olacak. Omuz omuza verdiğiniz zaman, güçlü durduğunuz zaman her açıdan bu tür başarılar giderek artıyor ve bunların yansımalarını da bizler size aktarmaya çalışıyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sorularınızı yorum olarak yazın ve tabii ki beğeni tuşu ve yapacağınız yorumlarda bizleri trendlerde daha yukarı doğru ilerliyor, getiriyor. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.